Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 3-9 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu hafta ayın ışığı büyüyen fazla olacak ve hafta sonunda Aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Hareketli bir haftadayız. Gezegenlerimiz burç değiştiriyorlar. Ay ışığını hafta boyunca büyütecek. Tabii ki bunlar da bizim hem duygusal alanda, ruhsal alandaki hareketlerimizi belirlerken, motivasyonlarımızı etkilerken günlük hayatımızda biraz daha hareketlendirecek. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Çarşamba gecesine kadar olan dönem içerisinde bu hafta başında sizin için parasal kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, mali durumunuz, bunlarla ilgili konular da biraz daha fazla gündemde olabilir. Hemen hafta başında Merkür Balık Burcu'na geçecek ve burcunuzdaki Uranüs de bu hafta güzel bir temas içerisinde. Sezgilerimiz güçleniyor. Merkür balık burcunda bizim yaratıcılığımızı arttırabilir. Hayata biraz daha duygusal bakabiliriz, sezgisel bakabiliriz. Zihinsel anlamda da yaratıcı yönlerimizi kullanma kapasitemiz artabilir bu dönemde. Özellikle bu hafta ortasında Merkür'ün burcunuzdaki Uranüs'le yapacağı kontak hayatınızda böyle gerekli duyduğunuz alanlarda yardımlar almanızı, bazı pratik çözümler bulmanızı, sezgilerinizi kullanarak, iç sesinizi dinleyerek önemli bazı çözümler bulmanızı da sağlayabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Arkadaş ilişkileriniz de bu dönemde biraz öne çıkacak. Sosyal alanda da yine çevrenizdeki kişilerle iletişimlerinizin biraz daha güçlendiği bir dönemde olacaksınız. Merkür bu yıl Balık burcunda retroya geçecek 17 Şubat'ta. 17 Şubat'a kadar Merkür Balık burcunda ilerleyecek. Bu dönemde de size güzel, hoş, özellikle sosyal yaşamdan, eğlenceli konulardan, yaratıcı faaliyetlerden yana güzel destekler getirebilir. Ve bu hafta gezegeniniz Venüs artık Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor sevgili boğalar. Venüs 7 Şubat'ta Koç burcuna geçecek. 5 Mart'a kadar olan dönem içerisinde biraz enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve Koç'la çok rahat değil. 12. evinize geçecek. Bu sizde şu şekilde bir motivasyon getirebilir. Biraz yalnız kalmak, biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Kişisel uğraşlarınız, herkesle çok fazla paylaşmayacağınız, tamamen size özel faaliyetlerle bu dönemde uğraşmak isteyebilirsiniz. Biraz gizli tutmak isteyebilirsiniz kendinize ait alanlarınızı. Tabii ki yaratıcı çalışmalar, sanatsal faaliyetler, ruhsal, manevi uğraşlar içinde Venüs burada size gereken imkanları verebilir sevgili boğalar. Evet, bu hafta Perşembe ve Cuma Ay Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Yakınlarınızda olup bitenlerle ilgilenebileceğiniz bir dönem. Özellikle komşularla ilgili, kardeşlerle ilgili, akrabalarla ilgili biraz daha duyarlı olabilirsiniz. Özellikle bu hafta Perşembe ve Cuma. Ama günlük hayatınızda da bilgi paylaşımı, iletişim, hareket, şehir içi seyahatler, geziler, ticari konular. Bunlarda da yine oldukça aktif iki gün değerlendirebilirsiniz. Ve hafta sonu 9 Şubat'ta sabah 10:26'da Aslan Burcu'nun 19 derecesinde Dolunay meydana geliyor. Sizin 4. evinize meydana geliyor. Dolunay'ın olduğu alanlar aydınlanır, görünür hale gelir. Ve bu Dolunay sizin ev yuva temalarınızı, aile ile ilgili konularınızı aydınlatıyor. Biraz daha görünür hale getiriyor. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda yükselen burcunuz ya da güneş burcunuz veya kişisel gezegenleriniz 19 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ev yuva olunca tabii ki yaşam alanlarımız da burada söz konusu. Taşınma konuları olabilir, yer değiştirme olabilir, emlak alma satma gibi konular olabilir. Yaşam alanlarınız ve eviniz içerisinde yapacağınız bazı işler, güçler, düzenlemeler olabilir. Anne, baba, ebeveynleriniz ve onlarla olan temaslarınız, ilişkileriniz veya onların yaşamlarında olup biten bazı konularda yine bu dolunayla beraber dikkat çekebilir, görünür hale gelebilir. Süregelen bazı konuların da tamamlanması, sonuçlanması mümkün görünüyor sevgili boğalar. Güzel ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.